Eğer aranızda benim gibi çok eskiden beri Roblox oynayan insanlar varsa bu videoda çok sinirlenecekler. Çünkü oyunun en eski karakteri şu anda kaldırılıyor. Yanlış anlamayın, bakon karakterler veya noob karakterler kaldırılmıyor. Karakterlerin animasyonları kaldırılıyor ve gitgide gerçek insana benzemeye başladılar. Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Gelin göstereyim. Şimdi örnek vermek gerekirse Roblox'taki parkur oyunları var biliyorsunuz. Obi, babaannenin evinden kaçış falan gibi oyunlar var biliyorsunuz. Bu oyunlarda herkesin parkuru doğru bir şekilde yapabilmesi için herkesin karakterinin boyutu R6'ya çevriliyor. Ve herkesin karakterinin boyu aynı oluyor. Mesela uzun boylu olursa birisinin kafası daha çok çarpacağı için adaletli olmuyor arkadaşlar. O yüzden R6 dedikleri şeyi kullanıyorlardı ve artık bunu da kullanamayacaklar. Evet, şu anda bir obi oyununa girdim. Mega Easy Obi. Bu oyunu bilmeyen yoktur. Roblox'un en ünlü parkur oyunlarından birisi. Bu oyuna gireceğim şimdi. Sizlere bu olayı parkur oyununda daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. O yüzden şu anda parkur oyununa giriyoruz. Evet, şu anda bir Roblox oyunundayız görmüş olduğunuz gibi. Karakterimin kafası biraz bozuk gözüküyor. İsterseniz onu bir düzeltelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranınızda bir noob var, öyle değil mi? Görmüş olduğunuz gibi gayet normal bir Roblox karakteri. Artık böyle olmayacak arkadaşlar. Yani bu şekilde yürümeyecekler. Nasıl söyleyeyim sizlere? Kolları bitişik ya. Yani şöyle yürümeyecek. Bak şöyle göstereyim. Şöyle yürümeyecek artık. Yani en doğru böyle anlatabilirim. Kendimi göstererek anlatabilirim. Evet. Yani artık kolları böyle, nasıl diyeyim, Minecraft karakteri gibi olmayacak arkadaşlar. Bu avatarı kaldırıyorlar. Hop, bir öleyim mi? Bir öleyim hadi. Hop. Aa, ölme sesi gelmedi. Niye? Reset çekeyim. Hop. Aa, ölme sesini değiştirmişler. Neyse, demeye çalıştığım şey arkadaşlar, artık Roblox karakterleri böyle olmayacağı için bozulmalar olacak ve dolayısıyla parkurlarda da sıkıntılar olacak arkadaşlar. Benim sesim öldü. Çok iyi değil mi? Yani bu duruş kaldırılacak arkadaşlar. Yerine ne gelecek? Gelin isterseniz onu göstereyim. Bakın şu anda ya ölüp ölüp durma, çok komik ses çıkıyor ya. Neyse, şu görünüşünüzü aklınızdan çıkartmayın arkadaşlar. Bakın şu anda noob'un yürüyüşü vesaire, bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi gelin R15'li bir oyuna geçelim. Evet, şu anda çoğunuzun bildiği R15'li bir oyuna geçtim ve anladınız mı? Bence anladınız. Artık Roblox karakterleri böyle olacak arkadaşlar. Bakın eskiden kol direkt şöyleydi, yani karakter şöyle yürüyordu, ama artık böyle oldu arkadaşlar. Yani dirsek eklendi, el eklendi, anladınız mı arkadaşlar? Görüyor musunuz? Bakın dirseği falan kırılıyor, dizleri kırılıyor ve karnında bir çizgi var. Görmüş olduğunuz gibi eskisi gibi karakterimiz karelerden oluşmak yerine gerçek insana benzetilmeye başlandı ve hareketleri falan artık şöyle değil. Yani böyle değil, onun yerine şöyle olmaya başladı. Bunu anlamışsınızdır zaten, benim söylememe gerek yok. Evet, o İlk oyundaki gördüğünüz karakterler kaldırılacakmış arkadaşlar. Bu üzücü. Üzücü aslında, evet ya. Keşke kaldırılmasa. Niye kaldırılıyor ki? Evet, yani böyle de çok kötü değil ama ilk hali bence daha tatlı ya. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu arada kafamıza meteor düşecek galiba birazdan. Evet. Galiba birazdan kafamıza meteor düşecek. Neyse. bu hali de bence çok da kötü değil ama bilmiyorum ya. Bence bu ilk hali kaldırılmamalı. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet, şu anda oyundan çıktım. Aslında bu iyi bir şeydi. Çünkü parkur oyunlarının bozulmasını engelliyordu arkadaşlar. Ama şimdi bu kaldırılacağı için parkur oyunlarının hemen hemen hepsi bozulacak. Nasıl bozulacak onu da göstereyim bari. Evet, devam ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi öküz gibi bir Roblox karakterim var. Bakın öküz gibi. Böyle bir Roblox karakterim var. Öküzün önde gidene mesela, görüyor musunuz? Hayvan gibi bir karakter var burada. Öküz gibi bir Roblox karakteri var. Hatta öl bakayım. Hop. deyip ölüyor zaten. Evet, hayvan gibi bir Roblox karakteri var. Bu R15 arkadaşlar. Yani az önceki gibi değil. Şimdi gelin bu karakterle parkur oyunu oynamayı deneyelim, gelin. Ve bakın şu an parkur oyunundayım ve bakın karakter nasıl yürüyor. Gördüğünüz gibi boyu küçülmüş. Yani eskiden karakter şöyleydi, biraz bunu bastırmışlar, şöyle ezmişler. Görmüş olduğunuz gibi karakterimin boyu kısalmış ve çok şey yürüyor böyle. Böyle yürüyor, anladınız mı arkadaşlar? Ve bunun sayesinde rahat bir şekilde parkurları yapabiliyoruz. Bakın arkadaşlar, eğer bu olmasaydı parkurları yapmakta daha da zorlanırdık açıkçası. Şu an gördüğünüz gibi böyle parkurları rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bakın şöyle zıplıyor bir de. Yani R6 animasyonu ya. Biz buna R6 animasyonu diyoruz arkadaşlar. Ve
bu ya salak. Evet, bu real time ya, ölme ölüp ölüp duruyor diye ses gelip duruyor, sinirim bozuldu. Bu kaldırılırsa arkadaşlar çok büyük sıkıntılar olur ve parkur yapmakta zorlanırız. Gerçekten parkur yapmakta çok zorlanırız. Şu an ben belki parkur yapabiliyor olabilirim ama ileride bu kaldırılırsa parkur falan yapamayız arkadaşlar ve parkur oyunları tamamen bozulur, öyle söyleyeyim sizlere. Şu an belki yani güzel, rahat bir şekilde, güzel bir şekilde belki parkurları yapıyorum ama parkurun P'sini bile yapamayız arkadaşlar. Cidden çok zorlanırız. Gelin sizlere R15'te yapılan bir parkur göstereyim. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi karakterim nasıl koşuyor? Aynen, olması gerektiği gibi, yani R15 animasyonuyla koşuyor. Az önceki gibi, kaldırılacak animasyondaki gibi değil arkadaşlar. Böyle parkur yapmak sizce daha mı güzel? Baksanıza. Yani bilmiyorum ya. Baksanıza nasıl ölüyorum. Yani böyle parkur yapmak daha zor arkadaşlar ama bilmiyorum ya. Bence bunu kaldırmamalılardı. Baksanıza. Böyle parkur yapmak gerçekten daha zor. Tabii şu anda da oynadığımız parkur oyunu bayağı değişik bir parkur oyununa benziyor ama. Gördünüz mü? Bakın, karakterin büyük olduğu için bak. Evet, daha zor atlıyor. Atlayabiliyor ama daha zor atlıyor. Aynen, bakın gördünüz mü? O yüzden parkur oyunları belki şu an ben oynayabiliyorum ama bozulacak arkadaşlar. Yani şu an zar zor da olsa biraz oynayabiliyorum ama eğer bu animasyon kaldırılırsa bahsettiğim oyun bayağı bozulacak arkadaşlar. Oyun gerçekten bayağı... Oğlum baksanıza, parkur yapamıyorum. Yani evet, eğer bu R6 animasyonu kaldırılırsa parkur oyunlarına elveda diyeceğiz arkadaşlar. Çok büyük sıkıntıya yol açacak. Hop! Hadi güzel, dur bekle, şuradan da atla, çok iyi, şuradan ya bırak ya sinirim bozuldu ya. Evet, devam ediyoruz. Mesela şu anda karşıda bir takipçim var, o kolay bir şekilde parkuru yaptı. Niye? Roblox karakteri küçük çünkü. Benim Roblox karakterim öküz gibi olduğu için parkuru yapamıyorum ve bu adaletsizliğe sebep oluyor. Mesela gelin şimdi daha küçük minnacık bir Roblox karakteri kullanayım. Evet, devam ediyoruz. Şu an daha küçük bir Roblox karakteri aldım. Görmüş olduğunuz gibi Sivas Kangal'ını aldım arkadaşlar. Bakın bununla parkur nasıl? Bak, görüyor musun? Hop, çerez, görüyor musunuz? Hemen geçtim. Ya az önce yapabiliyor muydum peki? Yapamıyordum. Niye? Karakterim büyüktü. Anladınız mı? Ama şimdi de karakterim çok küçük. Şimdi de parkurları çok kolay yapabiliyorum. Eğer bu animasyon olmazsa, yani arkadaşlar böyle olursa, görmüş olduğunuz gibi şu anda çok büyük adaletsizlik oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok büyük adaletsizlik oluyor. Ama o kaldırılan animasyon olursa herkesin avatarı eşitlendiği için herkes aynı derecede zorlanıyor arkadaşlar. Anladınız mı? O yüzden bence kaldırılmamalı ya. Gerçekten kaldırılmamalı. Tek sebep bu da. Ya bak, çok kolay yapabiliyorum şu anda parkuru, görüyor musunuz? Gerçekten çok kolay şu an parkur. İnanılmaz kolay. Bu nasıl parkur lan? Ortadan mı gideceğiz? Oha! Görünmez tuzak mı var? Bir dakika, ne? Görünmez tuzak var galiba. Veya şuradan mı gideceğiz? Anlamadım ki. Galiba görünmez tuzak var. Ha yok, tamam. Doğru yerden gitmemiz lazımmış. Tamam. Neyse. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an belki çok kolay gözükebilir ama çok uzun veya büyük bir karakter alırsam bu parkuru yapmam imkansız. Mesela bakın şu an şimdi ne yapacağım? İzleyin arkadaşlar. Bakın. Hop. Bum. Al gel de bununla parkur yap. Gel de bununla parkur yap şimdi. Bakın şimdi. Şu öndeki yavrular kırmızıya değerse ben ölüyor muyum? Galiba ölmüyorum. Neyse. Bu arada kolay. Bu zor değil. Bunu hemen yaparız arkadaşlar. Bu aşırı kolay bir şey. Bunda ölünmez arkadaşlar. Bunu hemen geçelim. Ah, oyun bitti lan. Galiba oyunu bitirdik arkadaşlar. Galiba oyunu bitirdik. Görünmez merdiven var burada. Ne? Görünmez merdiven mi var? Galiba burada görünmez bir yol var. Neyse, ilerleyelim şöyle arkadaşlar. Hop, tamam. Burası neresi? Beyaz bir yol var, dur bakayım. Hop, buradan geçilmiyor. Galiba şöyle yapacağız, hop. Aynen böyle yapacağız. Hop, şöyle hızlı geçelim. Hop, kolaymış bu. Vallahi bu kolaymış ha. Neyse, benim diyeceğim şu. Roblox karakteriniz büyük olursa o kırmızı neonlara daha çok çarparsınız arkadaşlar. Ha, belki şu anda kolay olabilir ama bu bazı oyunlarda, özellikle Tower of Hell gibi oyunlarda çok zorlaştırır işinizi. Ben şu anda parkuru yapabiliyorum ama Roblox karakterim eğer küçük olsaydı ben bu parkuru daha kolay yapacaktım. Şu an Roblox karakterim büyük olduğu için gene yapıyorum ama biraz zorlanıyorum açıkçası. Ha bak, mesela bu. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar şu siyah yerlere değince galiba ölüyorum. Ha yok, ölmüyormuşum. Bakın arkadaşlar, normalde Roblox karakterim küçük olsaydı burada daha az yer kaplayacaktım ama Roblox karakterim büyük olduğu için şu an burada daha fazla yer kaplıyorum ve bu sarı neon çubuklara değme olasılığım daha da artıyor ve bu benim ölme olasılığımı arttırıyor arkadaşlar. O yüzden bence R6 kesinlikle kalkmamalı. Eğer R6 kalkarsa vallahi parkur oyunları biter arkadaşlar Roblox'ta. Söylemek istediğim şey buydu. Bununla birlikte daha bir sürü şey var arkadaşlar. Yeni bir sürü şeyler gelecek. Eski çoğu şey
şey kaldırılacak arkadaşlar ama videonun tam burasındayken bir challenge yapalım hadi. Elimi yürüme tuşundan çekmeyeceğim arkadaşlar, tamam mı? Yürüme tuşundan çekmeyeceğim, durmak yok. Öldüğümde birisine 25 Robux atacağım. Hatta 30 Robux, tamam. Grubumdan birisine 30 Robux atacağım. 1, 2, 3, koş, koş. Durmak yasak arkadaşlar. Ya öleceğim ya da... Allah oğlum çok zor böyle. Çok zor böyle, ben durmadan nasıl geçeceğim? Hah, koş, koş. Oğlum çok zor bu. Ne yapacağım ben? Dur, şöyle yap. Hop, çevir şöyle, hop. Tamam, 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 yapıyorum. Ölmeden geçebilir miyim sizce? Durmak yasak şu an arkadaşlar. Hala durmadım şu an, görüyorsunuz. Eyvah, burada kesin öldüm. Burada kesin öldüm. Allah! Hayır, öleceğim. Hayır, oha, ölmedim, ölmedim, ölmedim. Çok iyi. Arkadaşlar hala durmam yasak bu arada. Hayır, öleceğim, öleceğim. Hayır, hayır, sakin ol, sakin ol. Hayır, hayır, hala ölmedim lan. Oha, çok iyi, çok şanslıyım galiba. Hop, buradan buraya, buradan hop. Sakın aşağıya düşme, sakın aşağıya düşme. Arkadaşlar inanılmaz, hala ölmedim. Elimi koşma tuşundan hala çekmedim arkadaşlar. Ve şu an eğer ölürsem aranızdan birine 30 Robux vereceğim ama hala ölmedim. Galiba çok şanslıyım. Bir şey diyeceğim. Oha, dur bekle. Hayır, 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 hayır. Hayır, evet, sonunda öldüm, tamam. Gelin birinize 30 Robux vereyim. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi Roblox grubumdayım ve aranızdan birine şu anda 30 muydu 35 miydi hatırlamıyorum, 30'du galiba. Evet, 30 Robux hediye edeceğim ve ben buradan kimi seçiyorum biliyor musunuz? Ben buradan bu çocuğu seçiyorum. Bu kim bilmiyorum. Evet, bu kardeşime 30 Robux hediye edeceğim. Evet, takipçimizin ismi Bilal Şifre Unuturmuş. Bilal Şifre Unutur. Bir dakika. Acaba çocuğun şifresi de mi bu? Bilal Şifre Unutur. Aa, dur, bir çocuğun hesabına girmeyi deneyeceğim. Belki girerim. Evet, çocuğun hesabının ismi Bilal Şifre Unutur. Şifresi ne olabilir? Bilal'in şifresi ne olabilir? 1, 2, 3, Bilal 3, 2, 1. Hadi bakalım, gir, gir. Girerse çok iyi olur. Gir. Aa, girmedi lan. Dur, acaba ismiyle şifresi aynı mı? Deneyelim arkadaşlar, belki aynıdır. Hop, girecek mi? Yok, girmedi. Neyse, tamam. Ben niye takipçimin hesabına girmeye çalışıyorum? Mal mıyım ben? Neyse. Çocuğa Robux'unu atalım, gelin. Evet arkadaşlar, galiba bu takipçim grubuma yeni katılmış. Çünkü kendisine Robux gönderemiyorum. Buna daha sonra Robux atacağım. Aynen, moderatörlerime söyleyeceğim. Daha sonra bu kardeşime 30 Robux atacağım. Borcum olsun. Evet, 2 hafta sonra falan muhtemelen Robux'u ulaşır. Neyse, evet, arada böyle video içlerinde güzel etkinlikler yapmayı planlıyorum. Mesela videonun ortasında aniden 10 saniyede şunu yapmazsam aranızdan birine 30 Robux falan deyip böyle sizlere hediye dağıtmayı planlıyorum. Bence güzel fikir. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Video içlerinde ara sıra böyle aniden etkinlikler yapayım mı? Çok güzel olur bence arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Ana konumuza dönecek olursak, bildiğiniz gibi Roblox R6 karakterleri yasaklıyor. Bu bazı oyunların bozulmasına da sebep olacak. Sadece parkur oyunları değil. Başka hangi oyunların bozulmasına sebep olacak? Gelin göstereyim, bu çoğunuzu üzecek gerçekten. Özellikle de beni üzdü zaten. Yani zaten söylemeye bile gerek yok. En başta Tower of Hell geliyor herkesin aklına. Roblox'un en iyi parkur oyunlarından birisi zaten kendisi. Eğer onda zaten R6 animasyonu kalkarsa adam akıllı parkur yapılmaz o oyunda zaten. Beni en çok üzen ise bu. Evet, Lumber Tycoon 2, bu benim en sevdiğim oyunlardan birisi ve bu da bozulacak. Eğer öyle bir şey gelirse bu da bozulacak arkadaşlar ve çok kötü olacak. Neden? Çünkü ya oyun silinecek, yani oyun kapatılacak, veya oyunu yapan kişi, yani defaultio, oyunu kodlayan kişi, scriptleyen kişi tekrardan oyunun scriptlerini baştan düzenleyecek. Çok sıkıntılı bir durum. Evet, mesela devam ediyor şu anda bu oyun. R6 ile çalışan bir oyun. R6 animasyon, bakın karakter nasıl yürüyor. Benim dediğim gibi böyle yürüyor işte. R6 animasyonuyla yürüyen bir karakter arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Ve bu oyunun scriptleri buna göre tasarlanmıştır. Script'ten kastım ne? Mesela geliyorsunuz ya, buradan bir tane balta alıyorsunuz arkadaşlar. Hop, baltayı aldınız. Hop, adamla konuştunuz işte. 12 dolara satın almak istiyor musun diyor. Evet diyor. Tamam, siz geldiniz bunu kutudan çıkarttınız ya. Siz bu baltayı elinize aldığınız an bakın bu şekilde duruyor. Yani bu balta elinize geliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu kod sayesinde yapıyorlar. Yani bu kod sayesinde elinize geliyor. Ama eğer avatarlar değişirse ne olur? Elinizin şekli de değişiyor ve elinizin kodu da değişiyor. Dolayısıyla bu adam bu ele balta almanın bilmem nesini, kodunu yeniden yazması gerekecek ve uğraştıracak. Ya adam bununla uğraşacak ya da oyunu silecek. Anladınız mı? Yani çok
sıkıntılı bir şey. Neden Roblox böyle bir şey yapıyor hala anlamış değilim. Ama tabii ki de her kötü şeyin iyi bir yanı da var arkadaşlar. Bazı oyunlarda karakteriniz ne olursa olsun istediğiniz gibi parkur yapabiliyorsunuz. Çünkü oyunların kendi animasyonları oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bu oyunda kendi koşma özelliğiniz var. Görüyor musunuz? Karakter şöyle koşuyor. Değişik nasıl göstereyim işte. Görüyorsunuz lan. Böyle koşuyor işte arkadaşlar. Zıplama şekli de böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle benim yanlarımdaki noob'lar da aynı şekilde zıplıyor görmüş olduğunuz gibi. Gelin bir de o dev karakterle deneyelim. O da aynı şekilde uyuyacaktır. Evet şu anda reset çektim arkadaşlar. Yeni karakterimiz geliyor. Yeni karakterimiz geliyor. Aha evet geldi mesela görmüş olduğunuz gibi öküz. Hatta öküzle dans da edebiliyorum bakın. Öküz dans. Neyse. Evet bununla da aynı şekilde parkur yapabiliyorsunuz. Çünkü neden? Oyunun kendine özel animasyonları var arkadaşlar. Böylelikle Roblox o animasyonu kaldırsa bile sizde bozulmuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hop. İstediğiniz gibi takla atıp istediğiniz gibi parkuru yapabiliyorsunuz. Hatta dans ederek bile parkur yapabiliyorsunuz bakın. Dans ederek bile parkur yapabiliyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu arada bu oyunu bilmeyen varsa aranızda ayıp edersiniz. Roblox'un en güzel en eski oyunlarından birisidir. Oyunun ismi Speedrun 4. Hatta birazdan gösteririm. Bu oyunu da oynamadıysanız oynayın. Roblox'un en güzel parkur oyunlarından birisidir kendisi. Ama merak etmeyin çoğu oyuna bir şey olmayacak arkadaşlar. Yani eski oyunlar zarar görür ama yeni oyunlara bir şey olmayacak arkadaşlar. Roblox'a ilk çıkan eski oyunlar bayağı bir zarar görecek bundan dolayı. Ama yeni çıkan oyunlarda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Mesela Natural Disaster Survival var. Bu doğal afetlerde hayatta kalma oyunu. Bunu son birkaç videoda bayağı oynadım. Benim en sevdiğim oyunlardan birisidir zaten. Bu oyunda R15 animasyonu geçerli olduğu için herhangi bir değişiklik olmayacak. Karakterinizin boyu istediğiniz gibi olabilir. Bu oyunda büyük veya küçük olmanızın hiçbir önemi yok arkadaşlar. İster dev olun, ister cüce olun. İstediğiniz gibi bu oyunda takılabilirsiniz. Size kalmış bir şey arkadaşlar. Hop, oha! Yanımda yanardağ patladı. Oha ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Deprem alıyor. Ne oluyor? Arkadaşlar sizce ben balonla buradan oraya atlayabilir miyim? Atlayabilir miyim arkadaşlar? Hadi bakalım. 1, 2, 3. Ya hadi abi. Hayır atlayamayacağım galiba. Hayır. Ah be. Aa oraya yetişmenin bir yolunu bulsam çok güzel olmaz mı? Evet yani demeye çalıştığım şey mesela şuradaki çocuğa bakın arkadaşlar. Benim boyum bu çocuktan uzun. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim boyum bayağı bu çocuktan uzun. Ve yani diğer oyuncularla uzun veya kısa olmanız hiçbir şeyi değiştirmiyor bu tür oyunlarda. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Mesela şu kıza bakın. Kız benimle. Lan kız benden uzun lan. Yanındaki kız benden uzun yani arkadaşlar. Siz düşünün. Böyle parkur yapılır mı sizce? Yani birisi deve gibi, birisi minnacık, birisi de orta boyda. Parkuru hangisi daha kolay yapay? konuşmayı unuttum. Parkuru hangisi daha kolay yapar? Kısa boylu olan parkuru daha kolay yapar. Neden? Engellerin arasından daha rahat geçer. Ama iri, vücudu büyük olan karakter tuzaklara yakalanır. Neon bloklara daha çok çarpacağı için daha çabuk ölür. Dolayısıyla parkur oyunlarına geçmiş olsun arkadaşlar. Parkur oyunları öldü. Tabii bu animasyon ne zaman kaldırılacak? Daha ben de bilmiyorum ama kaldırılacağı söyleniyor arkadaşlar. Umarım kaldırılmaz diyelim. Gerçekten yani umarım kaldırılmaz. Kaldırılırsa vallahi üzülürüm ya. Son bir karşılaştırma yapalım sizlerle birlikte. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için stüdyoya geçeceğiz. Gelin Roblox stüdyoya geçelim. Sizlere daha iyi göstereyim. Evet devam ediyoruz. Şu anda Roblox stüdyodayız görmüş olduğunuz gibi. Merak etmeyin oyun yapmayacağız. Sadece sizlere bunları nasıl karşılaştırabileceğimizi göstereceğim. Evet şimdi mesela buradan pluginlere geldik ve karakter loadlama bölümünden kendi Roblox karakterinizin ismini yazdınız arkadaşlar. Sabet Reis 34 benimkisi. Evet şimdi arkadaşlar bunu önce gelin isterseniz bir R6 ile spamlayalım. Bu benim karakterim şu an böyle değil bu arada neyse. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi komandomuz geldi arkadaşlar. Bu bir R6 karakter arkadaşlar. Şu anki görmüş olduğunuz karakter bir R6 karakter. Yani bizim standart parkur yaptığımız karakter. Şimdi bir de gelin yeni olacak karakterleri spamlayalım arkadaşlar. Hop Samet Reis 34 yazdım yine. Ve şu anda da ne göreceksiniz arkadaşlar? Karakterin yeni halini. Evet bu eski hali bu yeni hali arkadaşlar. Anladınız mı? Bence olayı anladınız arkadaşlar. Aynen öyle. Bunda karakter şöyle yürüyor ve boyu kısa. Bunda ise karakter uzun, geniş ve iri duruyor ama parkur yapamıyor. Yapsa bile kötü yapıyor arkadaşlar. Olayı anladınız mı? Bence anlamışsınızdır. Peki şu anda benim karakterim nasıl? Gelin ona bakalım hep beraber. Acaba benim karakter nasıl? Hiç hatırlamıyorum. Evet benim karakterim R15 galiba. Aynen arkadaşlar. Benim karakterim şu anda sağdaki gibi. Aynen öyle. Ben şu anda buyum.
Aynen bu değilim maalesef. Evet ve bu yakında kaldırılacak. Şu gördüğünüz animasyon yakında kaldırılacak. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bunlar iyi bir şey mi? Yoksa kötü bir şey mi? Düşünce ve fikirlerinizi kesinlikle yorumlarda belirtin. O zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım izlerken eğlenmişsiniz, beğenmişsinizdir ki hiç eğlendiğinizi zannetmiyorum. Çünkü bu bence üzücü bir şey ama. Like atıp kanalıma abone olabilirsiniz isterseniz. O zaman başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.